bir yazarımız. Alkışlarla kendilerini sahneye davet etmek istiyorum. Pelin Özer ve Latife Tekin. Acaba iyi mi ses? Tamam. Daha duyabiliyor iyi. Musunuz? Tamam. Evet, evet. Tamam. Merhabalar, hoş geldiniz. Geçen sene Latife'ye ödül verildiğinde kendisi ne yazık ki katılamamıştı. Latif Demirci'yi kaybetmiştik bir gece öncesinde. Onun onur ödülünü almak ve birlikte yine bir konuşma yapacaktık ama mümkün olamadı. Ben Latife'yi aradığımda herhalde iptal edeceğiz demiştim. O da hayır, sen gidersin, benim adıma konuşursun demişti. Çok zor bir görevdi tabii, bir sorumluluktu. Ama bugün çok mutluyum, birlikteyiz burada. Latife'ye de hoş geldin diyoruz. Kötü haber almadan bugün Latife'yi de almış olalım. Evet, geçen sene gelememiştim. Sarıyer Belediyesi bana onur ödülü vermişti ama çok şanssız bir gündü benim için. Kızımın babası Latif Demirci'yi kaybetmiştik o gün ve gelemeyecektim. Bugün burada olduğum için mutluyum. Araya epey bir zaman girdi. Evet, Pelin'le birlikte burada olmaktan da mutluyum. Pelin aynı zamanda onunla birlikte ortak bir kitabımız var. Uzun zaman birlikte geçirdik. Pelin çok gençti. Ben de epeyce genç sayılırdım o zaman. Birlikte çalıştık. Onun Latife Tekin kitabı diye bir kitabı var. Birlikte çok uzun zamanlar geçirdik. Birlikte büyüdük diyelim. Burada onunla birlikte olmaktan da gerçekten mutluyum. Sizlerle olmaktan da. Çok teşekkür ederim ayrıca Sarıyer Belediyesi'ne. Hem geçen yıl bana ödül verdikleri için hem de bu yıl bu ilk gün beni davet ettikleri için çok teşekkür ederim. İyi bir akşam olsun. Evet, siz de katkılar yaparsanız sorularınıza mutlu oluruz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için de. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum Sarıyer Belediyesi'ne bizi burada ağırladıkları, sizlerle buluşturdukları için. Şimdi şöyle, biz Latife ile 20 yılı aşkındır hep sohbet ediyoruz ve bizim sohbetlerimiz çok bereketli oluyor, çok doğurgan oluyor. Çünkü hep yaratıcılık özelinde diyeyim buluşuyoruz. Fakat şöyle bir şey var, ilk defa kamuya açık bir söyleşi bu. O nedenle daha da heyecanlıyım ben şahsen. Şimdi soruları hazırlarken de başka türlü bir heyecan yaşadım. Çünkü Latife Tekin kitabıyla sanki artık bana ayrılan süre dolmuştu, artık soru yöneltemem gibi bir hissiyat belki vardı ama Latife çalışması tükenmiyor benim için. Ben kendi yazılarımı, şiirlerimi yazarken bir yandan Latife'nin her yazdığını, her yazmadığını okumaya, dikkat kesilmeye çalışıyorum. Zamansız en son kitabında editörlük yapma fırsatı buldum. Ben her ne kadar pek fark etmesem de içten içe bir Latife Tekin nehir gibi içimde akıyor yazısıyla, suskunluğuyla. Dolayısıyla bu soruları hazırlamak da çok keyifliydi. Ben öncelikle bu söyleşinin az evvel Latife ile de konuştuk. Sizlerin de sorularıyla zenginleşmesini çok önemsiyoruz. Lütfen kendinizi sanki bir sohbet ortamında gibi hissedin. Her an müdahale de edebilirsiniz, sonunda sorularınızı da yöneltebilirsiniz. Şimdi yazı, beden ve doğa dediğimizde
Bunun akademik bir şekilde hissedilmesini hiç istemem. Çünkü biz kavramlardan yola çıkarak konuşmayacağız. Böyle bir yerden konuşmamayı seçiyoruz. Yani sentetik ve akademik bir yerden diyeyim. Öncelikle şunu aslında sormak istiyorum. İlk kitaptan itibaren, yani yazının ilk kaleme, dile gelişinden itibaren Latife zaten bedensel, bedeniyle, bedendeki tepkilerle, bedenin dolması, taşması, seyirmesi, belki ıssızlaşması, çekilmesiyle yazan bir yazar. Onun ne kadar şair, aynı zamanda şiir gibi de yazdığını söylememe gerek yok herhalde. Herkes bu konuda hemfikir olmalı. Bu çok konuşuldu. Latife bana göre aynı zamanda şair ama roman formunda yazan biri. İçimden bir ateş geçti demişti yıllar önce sevgili Arsız Ölüm'ü yazarken. Şimdi bu söz, bu cümle çok önemli. Bizim için bir çıkış noktası olabilir diye düşünüyorum. Beni de Latife Tekin kitabı yapmaya götüren Ormanda Ölüm Yokmuş'u okuduğumda bedenimde hissettiğim değişimlerdi. Aslına bakarsanız sadece bir kalp çarpıntısı da değil, aslında içimde yazmak isteyen öznenin uyanması gibi. Bu da bedensel bir şeydi. Dolayısıyla Latife Tekin kitabı da bedensel bir yerden doğdu. Sevgili Arsız Ölüm ve Latife'nin diğer kitapları da bizi buluşturan da böyle bir şey. Yani kurgulanamaz bir haldi o ve orada sanki göz göze geldik. Ve Latife de benim roman yazacağım örneğin görmüştü o zamanlar. Şimdi ben tabii düşünüyorum, bir yandan da bedensel bir öngörülemezlik var. Yazmak aynı zamanda da bir macera. Bizi nereye götüreceğini bilmiyoruz. Bazen de bedenimiz bize bir şey söylüyor ama onu duymuyoruz. Ona kulak versek belki daha mutlu, daha tatminli bir hayatlarımız olabilirdi. Yazı bir yolunu buluyor, oradan çıkıyor. Acaba diyorum, yazı odası dediğimiz yer, yazdığımız yer bedenin kendisi mi? Evet, gördüğünüz gibi gayet zor bir yerden sordu. Biz tabii ki Pelin'le çok uzun yıllar önce tanıştık ve birlikte çok zaman geçirdik. Artık aramızda çok özel bir dil oluştu. Evet, ben de nereden soracak diye merak ediyordum. Evet, şu tekrar başa döneyim. Belki aranızda yazanlar var, kitapları olanlar var. Sohbet ilerlediğinde belki sizler de katkı yapabilirsiniz. Gövdemden bir ateş geçtiden başlayayım. Oradan cevaplamaya çalışayım. Evet, yazmaya karar verdiğimde çok gençtim ve 12 Eylül gelmişti. Ve tamamen 12 Eylül'ün yarattığı sarsıntıyla çok 12 Eylül'den hemen sonra yazmaya karar verdim. Bir defter ve kalem aldım. İşte kafamda yazacağım romanı kurmaya başladım. Ama ilk 6 ay hemen hemen hiçbir şey yazamadım. Ama gövdem gerçekten çok ateşliydi. Çünkü politik bir hareketin içindeydim. Çok erken, bizim kuşak çok erken politize olmuş bir kuşak. Hepimiz bir yerlerde çalışıyorduk ve bu ülkeye sosyalizm gelecek diye bir hayalle sokaklarda, meydanlarda koşturan gençlerdik. Ben de çok gençtim. 12 Eylül'de birazcık da tabii o 12 Eylül'ün getirdiği basınca direnmek için de yazmaya karar verdim. Ama öncesinde de diyordum ki eğer devrim olursa, tabii sosyalist devrimden söz ediyoruz. Ben romancı olacağım, bana ilişmeyin diyordum ama işte gele gele 12 Eylül geldi ve bütün demokratik haklar budandı. Bizim de bir kadın derneğimiz vardı, kapatıldı. Bütün sendikalar kapatıldı biliyorsunuz. Tabii çok genç arkadaşlar görüyorum ama belki o yılları yaşamış ve içeriden yaşamış kişiler de var aranızda. Ben de roman yazmaya karar verdim. Belki de o sarsıntının beni dümdüz etmemesi için, direnmek için de biraz yazmaya karar verdim.
bir defter ve kalem, çünkü paramız da yoktu, çok gençtik ve işte yazı böyle bir şey. Bir defter ve kalemle insan hayatını değiştirebiliyor. Ben de böyle bir hayalle kapandım ve sevgili arşivciyorum, ilk kitabımı yazmaya karar verdim ve ilk 6 ay bir odaya kapanıyordum ve hiçbir şey yazamıyordum. Yazmak istediğim şeyi bulamıyordum. Sonra bir gün sevgili arşivciyorumun ilk paragrafıyla çıktım o odadan. Hani böyle Köroğlu'nun atı hikayesi vardır, bilir misiniz onu? Köroğlu atını bir çamur deryasının içine gömer ve şöyle hayal eder. Bir gün at oradan silkinecek ve hiçbir yerinde bir leke kalmayacak, çamur lekesi. Ve o halde silkininceye kadar atı o çamur deryasının içinde tutar. Ben de o odanın içinde o ilk cümleyi kurabilme hayaliyle 6 ay kapandım, tekrar kapandım, tekrar kapandım ve sonra sevgili arşivciğimin ilk paragrafıyla oradan dışarı çıktım ve yazarlık maceram böyle başladı. Hemen bir şey sorabilir miyim Latife? Çok yerin buraya denk geliyor. Acaba hem o bedendeki o ateşli hali geçirmek için, değil mi, bir çeşit yazıyoruz, evet, aslında iyileşmek için, sağaltım için. Bir yandan da o diyorsun ya, ilk paragraf sanki o beden buluyor. Yani yazı, evet, da beden buluyor, evet, değil mi? Çamurla bir canlı yaratır gibi. Hani bir, sen dersin ya, kurtardık kitabı. Evet, evet, evet. Yokluktan bir biçim çıkarmak gibi tarif edebilir, evet, miyiz? Yani o da bir beden sanki. Yani aslında tabii ki, yani 12 Eylül'ün getirdiği basınç ve o sıkıştırmaya, o yok saymaya karşı bir direnç gibi de hayal ettiğim bir şey. Ya bizim kuşağımız öyle bir kuşak ki, belki bizim kuşaktan insanlar vardır burada da. Biz bütün geleceğimizi, yani böyle bir sosyalizm gelecek, başka bir hayale göre kendini adamış, başka bir hayal kurmuş bir kuşağız. Çok seviyorum ben kendi kuşağımı. Gerçekten olağanüstü, büyüleyici bir kuşak. İyi ki o kuşağa aitmişim diyorum ama çok eza ve cefa çekmiş bir kuşak aynı zamanda. Ve şey gibi, böyle havada da asılı kaldı. Çok baskı gördüğü halde, yani bizim kuşakta 15-20 yıl içeride yatan gençler var ve çok gençtik biz. Aslında politik hareketin yönetim kadrolarında da değildik, yani sokakta koşturan gençlerdik ve çok ağır bir bedel ödedi bizim kuşak. Yani o kuşağın bir temsilcisiydim ve ben ayakta kalmak için de, yani o basınca karşı bir şey yapmak için de yazmaya karar vermiştim. O yüzden o, yani gövdemizden geçen ateş, o yazmayı sürdürebilmek, onun bir kitaba dönüşmesi gerçekten de sadece böyle edebiyatla, bildik cümlelerle ifade edilebilecek bir şey değil. Çok canhıraş, ayakta kalmak için yapılmış bir şey. Çok ateşli bir çaba diyeyim. Böyle bir yanı var şeyin, sevgili arşivciğimin. Aslında hep böyle bir direnç, yani orada susturmaya çalışan bir iktidar. Orada senin zaten kendi içinde coşup taşan o hal bir yandan o baskıya direniyor. Dolayısıyla o tazikle de güçlü bir şey çıkıyor. Evet. Yani fizik kuralları gereği öyle bir şey oluyor. Bir de şey diye de düşünüyorum. Nasıl kasırgalar oluyor, depremler oluyor, felaketler oluyor. Bedende de bunlar oluyor. Aslında biz de bir doğayız. Değil mi? Evet, yani şimdi... Tabii. O yangını bir söndürmek ya da yani depremden sonra... Bütün kitaplarımı sonra... aynı duyguyla mı yazdım bilmiyorum ama benim için çok büyüleyici bir süreçti o. Kendimle de karşılaşma açısından. Ben çok, belki hepiniz aynı şeyleri yaşadınız ilkokuldayken, daha öncesinde de böyle tuhaf cümleler kuran, ilkokuldayken de şiir yazan, hepimiz yazarız zaten biliyorsunuz. Az Nesin'in dediği gibi, işte bu ülkede 4 kişiden 5 kişi şairdir diyor. Hepimiz yani bir biçimde denemişizdir yazmayı, şiir yazmayı. Ben de öyle bir çocuktum aslında ama çaresiz kaldığımda, yani elimi uzatabileceğim tek şey kalem ve kağıttı. Başka bir şey yoktu ve kendimi ayakta tutabilmek için de yazdım. Bizim kuşağın öyle bir yaşadığı çok ağır bir sarsıntı var ve ben de o kuşağın temsilcisi olarak
yani biraz da çaresizlikle yani bulduğum bir şey de yazı yazarak kendini kurtarmak. Tabii sevgili astronomun öyle bir yanı var. Daha sonra da o süreç benim açımdan da çok büyüleyici olduğu için sadık kaldım. Böyle o kitabı yazdığım bir masa örtüsü vardı. Yeşil böyle pitikareli bir örtü. Ben onu sonra yıllarca yanımda taşıdım. Hep çantamda oldu ve başka bir kitaba başlarken de hep o örtüyü sererdim. Aynı duygu, aynı yaratıcılık bana gelsin. Sihirli bir şey gibi onu yanımda taşıdım o örtüyü. Ve hep öyle yazmak istedim. Çünkü benim kendimi de büyüleyen bir yanı vardı. Kendi yazma maceramın öyle başlamış olmasının. Çünkü bir çaresizlikle ayakta kalabilmek için, kendi bütünlüğümü koruyabilmek için bulduğum bir şeydi, sarıldığım bir şeydi yazı. Ve hep bütün kitaplarımı öyle yazmak istedim aslında. Sanki öyle bir sihirli bir şey yaratıyormuş gibi. Paralel evren gibi aslında kendi yaşamak istediğimiz dünyaları ya da dünyayı, odayı, oda gibi gözükse de orada bir dünya var. Değil mi? Onu yaratıyoruz aslında. Mekan da üretiyoruz bir yandan. Bilmiyorum, belki sizlerin arasında da yazanlar var, yazmaya çalışan gençler var. Yazarak ayakta kalmaya çalışan insanlar var. Benim için öyleydi. Yani eğer yazabilirsem ve kitabım yayınlanırsa kendime, çünkü bizim kuşağımızın bütün hayalleri yıkılmıştı. Kuşağımız içerideydi, kimi yurt dışına çıkmıştı. Ben de o arada böyle titrek bir gölge gibi sıyrılıp, işte bir odaya kapanıp yazmaya başladım. Ve yazacağım şeyin basılıp basılmayacağını bile bilmiyordum. Sadece ayakta kalmak, kendi bütünlüğümü koruyabilmek için yazdım ve bu kitap, sevgili arşivciyim. Şimdi bu sene artık 40. yılı. Artık ders kitaplarında. Gibi değil yani. 40 yıl. Evet, yani öncesinde o kitabı yazmayı hayal ettim ama o kitabın okura ulaşacağını, yayımlanacağını ve 40 yıl yaşayacağını ve ders kitaplarına gireceğini. Tabii öyle şeyleri hayal edemiyordum. Yani benim için ayakta kalmak, hayatta kalmaktı en önemli şey. Yazarak direnmekti diyeyim. Özellikle bugünlerde bu cümle çok anlamlı. Çünkü şu anda biz de kendimizi pek iyi hissetmiyoruz. Özellikle depremden sonra ve başka ülkenin içinde bulunduğu haller göz önüne alınınca bir bakıma şeyi hatırladım şimdi Latife. Deprem olduğunda nasıl suskunlaştık ya da pandemide. Ve sonra nasıl yine bir direniş, direnme modeli gibi tekrar yazı odalarımıza döndük. Şimdi evet. Sen de yoğun bir biçimde çalışıyorsun biliyorum. Yeni kitaba ben de çalışıyorum. Bir çeşit başka türlü bir sessizleşme içine mi girdik acaba? Ne dersin? Yani, yine sessiziz ama yazıyoruz. Tabii ki. Yani sanıyorum sizlerin arasında da yazanlar vardır. Belki biraz sohbet etme imkanı da bulabiliriz. Evet, giderek çok daha fazla sayıda insan yazmaya başladı. Bizim kuşağı düşünüyorum. O kadar az sayıdayız ki aslında belli yaşlarda ve tanınmış yazarlar, edebiyatçılar yayın evlerine çok daha az belki de eser ulaşıyordu. Ama bugün çok daha fazla sayıda insan, kadınlar yazıyor, gençler yazıyor. Bunu ben çok önemsiyorum çünkü bütün iletişim kanallarının o kadar açıkmış gibi göründüğü bu çağda, bu zamanda insanlar tek başlarına kağıtla kalemle bir odaya çekiliyorlar, kendileriyle kalıyorlar ve yazıyorlar. Belki de sahici kılmak istiyorlar hayatlarını, yani belki de yazı yazarak. Yazının böyle bir etkisi de var hepimiz için. Şimdi daha çok görüyorum, daha çok insan yazıyor ve bu sevindirici bir şey. Bu kadar aslında çok önemli bir mesele diye düşünüyorum. Bu kadar görünürlük üzerinden her şeyin inşa edildiği bir zamanda bir odaya kapanıp yazmak, bu geri çekilmek bir çeşit feragat gibi. Çağa uyumsuzluğun daha da çarpıcı bir tezahürü gibi. Ne dersin Latife, değil mi? Bugün yazmak daha farklı bir şey. Evet, belki sizlere sorabiliriz. Aranızda yazanlar var değil mi?
evet, gençler var. Yazanlar kitapları olan, kitapları olmayan ama kendisiyle konuşan yazı aracılığıyla herhalde. Ya da var ama söylemeyenler de olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Yani belki de bir yani hem bir yalnızlaşmanın aslında hem de bir sese gelmenin aracı gibi. Yani içinde böyle iki ayrı duyguyu barındıran bir vaadi de olabilir. Kimileri de sadece bu vaat için de yazıyor olabilir. Evet. Farklı yazarlık halleri var tabii. Bir yandan da Latife'yi ben çalışırken izleme imkanım da olduğu için böyle yan yana odalarda çalıştığımız dönemler de oldu. Halen de olabiliyor zaman zaman. Aslında bedensel bir acı da çekiliyor o sırada. Benim bel ağrılarım var, işte Latife'nin boynu tutuluyor ya da bir takım alerjik reaksiyonlar olabilir. Kapalı mekanda kalmaktan mütevellit. Ne dersin Latife? Bir yandan da hücre hapsi gibi bir tarafı da var. Yani özellikle romanda. Ha sanki yani. Evet, hele romanda. Sanki böyle şey gibi düşünülüyor. Ne olacak, oturup yazıyor insan ama hayır. Bu yani atlet olup maraton koşsanız aslında müthiş bir enerji de harcıyorsunuz. Ben örneğin romana iyi çalışıp çalışmadığımı o gün ne kadar acıktığımla ölçüyorum. Bir anda acıkıyorum, şaşırıyorum. Niye ben acıktım? Çünkü çok zihin çok çalışmış. Halbuki beden duruyor. Bu halleri tabii hep gözlemliyoruz çünkü Latife de saatlerce çalışabilen bir yazar. Yani bir katalitik sobanın başında paralize olmuş halde saatlerce çalıştığına şahidim. Bir de anne olarak da bir roman yazmak, çocuklar var. Yani iki çocuk ben o arada biraz annelikle beraber çocukları büyütürken yazmanın da bir zorluğu var. Sonra yemek hazırlamak. Evi çekip çevirmek. O zaman anlamıyordum, şimdi çok iyi anlıyorum. Evet, şimdi kesinlikle çalışmanın. Evet, bir kızı var ve büyüdü artık o da. Epeyce genç kız oldu sayılır. Evet, çocukları uyuttuktan sonra bir sessiz zaman bulup çalışmak ya da onlar okuldayken çalışmak. Onların işte yemeğini hazırlamak, ihmal etmemek. Ama yine de çok yoğunlaştığında yine çocukları da zaman zaman ihmal edebiliyorsun. Böyle çocuklarımın anıları var yani benim çok yoğunlaştığım zamanla ilgili olarak. Evet, onlarla çok sigara içiyordum bir de. Neyse çok uzun zaman oldu sigarayı bıraktım. Çocuklar zarar görmesin diye onların uyuduğu odadan uzaklara gidip bazen merdiven başlarında, bazen böyle işte soğukta azıcık ısınarak falan çocukları ısıtıp gece yarınları sabahlayarak. Evet, yani böyle bir anne yazar biraz çocuklar açısından sıkıntılı bir durum aslında. Tabii onları da ihmal etmemeye çalışıyorsun anne olarak ama çok kolay değil yine de çocuklarla birlikte romanlar yazmak. Bir yandan da tabii doğa dediğimiz zaman doğa da bu bedenselliğe kendi çapında ya katkıda bulunuyor ya da daha da zora koşuyor. Örneğin bir Kasım gecesi dolular yağıyor, çinkodama böyle pıtır pıtır bir yandan fırtınalar, işte dağlara tepelere bakan bir odadasınız, düşünün su sızabiliyor, pıt pıt su damlıyor tavandan, nemli olabilir o ortam ama öyle bir yoğunlaşmışsınız ki. Ama her şey romana dahil tabii yani o arada. Onlar da sızıyor tabii, içeri. İşte sızan bir damla da bir cümleye karışabiliyor. Evet, kadın olarak zaten anne olarak yazmanın bir zorluğu var. Ya en azından şöyle bir şey biliyorum. Yani erkek yazarların sevgili eşleri onların roman dosyalarını toparlarlar. İşte basında çıkan yazıları toparlarlar, yemekler yaparlar. Ama hem anne olarak yazmak hem çocuklar büyütmek. Tabii bunlar farklı durumlar. Bir de tabii anne olmanın getirdiği o bedensellik, o bilgi de var. Aynı zamanda katkıda bulunan, değil mi Latife? Tabii ki. Sen yani çok güzel tanımlamıştın. Doğumu kitapta bahsediyoruz o bölümden. İçimden bir dünya çıkarmak gibi. Ne dersin? Aslında o da bir yaratıcı. Pelin'in belki onu bilenler vardır.
Pelin'in bir Latife Tekin kitabı adını taşıyan bir kitabı var. Pelin çok yıllar önce geldi ve benimle ilgili bir kitap yapmak istedi. O zaman tanışmıyorduk ama ben onun yazılarını biliyordum. Çok genç bir yazardı, bir dergide yazıyordu. Sonra çok birlikte zaman geçirdik. Benim olduğum yere geldi ve bir kitap yaptık birlikte. Daha doğrusu o benimle yaptı. Ben de birlikte diyorum. Çünkü benim olduğum yerde kaldı. Çeşitli defalar geldi. Ta o yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Evet, o kitaptan bir bölüm. Belki bilenleriniz vardır. Latife Tekin kitabın adı. Evet, böyle bir şanslı yazarım. Yani Pelin gibi şair ve yazar, genç bir edebiyatçı gelip beni buldu ve onunla bir kitap yaptık yıllar önce. Benim de büyük şansım bir usta çırak hikayesi aslında. Bir model oluşturmasını biz çok arzu etmiştik. Kitap üçüncü baskıyı yaptı, ne mutlu. Biraz böyle derslerde falan bile okutulan bir kitap oldu ama benim için, bizim için aslında en önemlisi yeni yazmaya başlayanlara, genç yazarlara ilham olması, bir yaratma cesareti aşılaması, değil mi? Evet. O yokluğu kuşanmayı, bunun mümkün olduğunu en azından göstermesi gibi. Biz o kitapta, benim iddiam şuydu, Latife'nin bütün kitaplarını otobiyografik bir eksene oturtmak ve içinde hiç soru olmamasıydı. Şimdi ama bu söyleşiye hazırlanırken örneğin Latife o kadar aynı zamanda bir düşünür ve şair de olduğu için o kadar bereketli ki sadece beden, yazı ve doğa diye de bu tema üzerine de konuşulabilirmiş diye hayıflandım ama dedim sonra bunun sonu yok. Ve bu meseleler belki hemen buradan son kitaba bağlanabiliriz. Ne dersin Latife? Böyle bir çemberi tamamlarcasına. Zamansıza gelirsek, sevgili arsız ölümden zamansıza gelirsek, ben Muinar'a da uğramak istiyorum. Ama zamansız ve pandemi ve göller, o sessizlik ve pandemide gölleri ziyarete giden o yazar imgesi, arkadaşıyla birlikte yollara düşüp bu doğanın bir çeşit şekil değiştirmesiydi, o kabuk değiştirmesiydi. Bir yandan da müthiş bir metamorfoz var o kitapta. Kitap hakkında daha hakkıyla konuşulamadığını düşünüyorum. Dünya edebiyatı açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Başka örneğine rastlamadığım bir dönüşüm hikayesi var orada. Şimdi ben akademik olmayacağız dedim ama orada aynı zamanda akademinin de meselesi olan bu antropozen çağı dediğimiz yeni döneme uyarlanan ama hiçbir şekilde o kaygıyla değil, yine bedeniyle, bedeninle bulduğun bir şey var. Bize onu anlatır mısın? Evet, zamansızı aslında aklımda yazmak hiç yoktu. Bambaşka kitaplar üstünde çalışıyordum. İki ayrı kitap ve bir çocuk kitabı yazdım. Ona bir kardeş olsun, çocuk kardeşsiz kalmasın diye başka bir çocuk kitabının üstünde de çalışıyordum. Hangisi öne çıkacak bilmiyordum ama pandemi geldi ve bir yolculuk sırasında, yani biliyorsunuz hepimiz kapandık. İlk dışarı çıkma imkanı bulduğumuz zaman izinler alarak çıkıyorduk. İstanbul'dan Gümüşlü'ye giderken yolda yaşadığım bir şey nedeniyle karar verdim ben zamansız yazmaya. Son kitabım zamansız, bilmiyorum bilenleriniz var mı? Bir göl içinde geçiyor, göl kenarında ve gölde geçiyor. Evet, birdenbire bambaşka bir şeyin içinde buldum kendimi. Başka bir şey yazarken buldum. Daha önce planladığım şeyden tamamen kopmuştum. Zaten pandemi biraz hepimize öyle geldi. Birden hepimizin yaşamını çok değiştirdi ve aslında ben o havadan daha henüz çıkamadığımızı düşünüyorum ve onun o sürecin bizi çok etkilemiş olduğunu. Şimdi yine yeni varyantlardan söz ediliyor ve korkuyorum
yine mi kapanacağız diye. Umarım öyle bir şey olmaz ama en azından bugün yaşadığımız ekonomik kriz, bütün o fiyatlardaki alt üst oluş, yükselme, bu kentteki dönüşüm, biraz o sürecin sonucunda ortaya çıkan bir şey yaşıyoruz şimdi ve hepimizi çok zorluyor ve aslında önümüz belirsiz. Tekrar ne olacağını bilmiyoruz. Tam da o süreç içinde ben yazdım Zamansız'ı. Böyle kendini yazdıran bir kitap gibi oldu. Diğer kitapları bıraktım ve birdenbire Zamansız'ı yazmaya başladım. Yani o kitap hakkında tabii bilmiyorum okuyanlarınız var mı içinizde. Evet, Zamansız'ı görüyorum. Evet. Yılan balığı ve gelincik var. Ve müthiş bir özdeşleşmenin de ötesinde belki bir dönüşüm, değil mi? Ona metamorfoz diyebiliriz. Şimdi biz bazen bunlar konuşuluyor, işte karşımızdakini ne kadar anlayabiliyoruz, kendini onun yerine koy, empati, sempati, bunlar söyleniyor. Fakat burada artık çok damardan, diyeceğim tırnak içinde, bir hal var. Yani biz başka canlıları ne kadar duyumsayabiliyoruz, onların varlığına, yokluğuna ne kadar aşinayız, acaba onlarla bir iletişimimiz var mı, insanın ötesini hiç düşünüyor muyuz, buraları kurcalıyor muyuz? Bir de tabii şu var, bu kitapta bir yan daha var, özel bir şey ama burada açıklıkla söylemek isterim. Çok arzu etmiştim böyle Latife boşluklu bir kitap yazsın. Çünkü Latife romanların yazarı. Ama ben hep onu böyle daha felsefeye, şiir formuna diyeyim. Zaten şiir içinde yazdıklarının ama. Ve daha çok cinsellik ve bedensellik üzerine de daha çok yazsın istiyordum ama biz zamanla Latife ile şunu fark ettik. Aslında birbirimize sipariş verir gibiyiz. Latife de bana diyordu ki hayat olsun içinde. Sen çok esprili birisin. Böyle ben de yukarılardan falan konuşuyorum şiirlerimde ya da kitaplarımda. O da haklı olarak şöyle biraz karakterler küfretse falan diyordu bana. Şimdi ben anladım ki Latife o boşluklu kitabı yazmayacak. Ben oturup Beyaz Ev'i yazdım. Sonra Zamansız'ın ilk sayfalarını Latife bana okuttuğunda yine bedensel bir şey oldu. Hüngür hüngür ağladım, Latife'ye sarıldım, birlikte ağladık falan. Çünkü tam da o arzu ettiğim ben de böyle bir çeşit hayaldi onu Latife'nin yazması. Çünkü Türk Edebiyatı'nda yazabilecek başka biri yoktu. Orada da canım ustam çok güzel, şahane, üst düzey, fazla belki de bu zamanın çok önünde, öncesinde bir kitap yazdı. Bu bedensellik Zamansız özelinde tam da öyle kolay değil yani. Nasıl yazdır Latife? Şimdi biliyoruz. Rüyalar çok önemli ama ya nasıl yazılabilir? Ben de büyük bir şey. Daldım dinliyorum Pelin'i. evet. Yani kolay değil. Nasıl göze alabildin? Yani beden nasıl? Aslında tabii pandemide hepimiz çok kendi bedenimizle, hayatla çok şiddetli bir şey yaşadık. Aslında ben hala atlatamadığımızı düşünüyorum. Hiçbirimiz o unutmaya çalışsak da çok uzun süren iki yıl hatta ilk bir yıl çok kapanarak yaşadık. Her şey çok ürkütücüydü. Önümüzü göremiyorduk. Bugün geldiğimiz bu ekonomik krizle birlikte de yani yine önümüzü çok o kadar iyi gördüğümüzü söyleyemeyeceğim ama o zaman hayatta kalıp kalamayacağımızı da göremiyorduk. Çünkü yakınlarımızdan insanlar ölüyor. Ben kardeşlerimi kaybettim, iki kardeşimi kaybettim o süreçte. Hepimizin böyle yakınlarında insanlar ölüyorlar ve hepimizin hayatı tehdit altında. Bu çok sert bir durum zaten. O duygudan tabii ki o kadar çok zorlayıcı bir duygu ki bu çok hızlı sıyrılmak istedik. Ama bugün yaşanan bu ekonomik kriz ve önü de belirsiz.
tekrar bizi nereye götürecek, nereye sürükleyecek çok iyi bilmiyoruz. Umarım tekrar öyle kapanmayız ama işte yeni varyantlardan söz ediliyor. Ve tabii korkuyorum da devletlerin elinde, güç sahiplerinin elinde böyle bir şey var. Toplumları kapatabilirler yine de. Yani böyle de bir korkutucu şey de var. Çünkü ömür, hayat, yaşam dünyada var o. Böyle bir şey söz konusu olduğunda hepimiz çok ürkeyiz ve ayakta kalmak istiyoruz, hayatta kalmak istiyoruz. Bu çok zorlayıcı bir şey. Ne olacağını çok iyi bilmiyoruz. Umarım yeni kapanmalar gelmez. Ama korkutucu yani o şey, o süreç. Yani öyle bir süreçte artık insan, siz kendiniz de belki yaşadınız, bir sürü şey önemsizleşiyor. Hayatta kalmak, sevdiklerimizle yakın olabilmek, görüşebilmek. İnsanlar çocuklarını göremiyorlar, işte uzaktan el sallıyorlar filan. Böyle korkutucu bir süreçti o. Tabii o süreci hızla unutmak istedik. Ben de benzer bir şey yaşadım çocuklarımla, torunumla, arkadaşlarımla. Bir daha göremeyeceğim zannettim yani sevdiğim insanları. Böyle bir durumdayken en önemli şey hayatta kalmak ve hayatta kalma arzusu. Eros dediğimiz şey, bir biçimde insan kendi bedeni üstüne de çok fazla düşünüyor. Hayat, ölüm, aşk ve çocukluk. Tabii ben çok hızla, belki hepimiz aynı şeyi yaşadık, ben çok hızla çocukluğa döndüm. Çünkü çocukluk çok mutlu bir zaman. Önümüzde çok yaşanacak zaman var çünkü. İhtiyarlık neden mutsuz bir zaman? Çünkü ölüme doğru yaklaştık. Dünyada günlerimiz sayılı. O yüzden ürkütücü ve kötü. Ama çocukluk mutlu bir zaman çünkü yaşanacak bir ömür var. O yüzden ben de o pandemi döneminde kendi çocukluğuma döndüm. Çocukluğuma ve çocuklukta bütün diğer canlılarla iç içe bir hayat demek. Yani çocukluğumuzu hatırlayalım. Yani şeydeki gibi, zamansızdaki gibi çocukken su kenarlarında işte kurbağalarla, kaplumbağalarla, diğer canlılarla, doğayla, her şeyle eşitiz yani bütün diğer varlıkla. Çok mutlu bir zaman çocukluk ve her şeyin bir parçasıyız ve her şey bizim bir parçamız. Ayırmıyor değil mi? İnsanı hayvandan ayırmıyor evet, ya da yani bitkiden. Aslında biz de tabii yani bir şeyiz, bir canlı olarak çocukluk mutlu bir zaman. Hem önümüzde çok zaman var, ömür, yaşanacak bir ömür var. Hem de her şeyle biriz. Yani kuşlarla, suyla, çamurla, toprakla bir duvar dibi bile büyülü. Çok büyülü bir zaman. Ben de böyle bir çocukluğa gidip çocukluk üstünden çocukluktaki şey yani neyi kaybettik çocukluktan sonra? Aşık olduğumuzda çocukluğu hatırlıyoruz. Tenimizde hatırlıyoruz bütün o çocukluğu. Biraz böyle çok aşk, çocukluk, yaratıcılık üstünden düşünerek böyle keşke hep çocukluğumuzdaki gibi kalsak. Yani sonsuz ömür istemek gibi bir şey. İşte o Essin ve Eros'la birlikte düşünmek, öyle var olmak. Zamansız biraz öyle ortaya çıktı. Yani daha teorik bir yerden konuşmak ister miyim? İstemem aslında. Yani bu duygularla onu anlatmak iyi geliyor bana. Biraz tabii şey de var, orada psikanalizi bile zorlayan haller de var. Bu kadar derinden aslında geçmişi bulup çıkarmak, hem göllere dalmaktan, iki anlamda dalmak, bedenle ve düşünceyle, zihinle, hem de belki de hepimizin kendimizi pandemide hiç ummadığımız hallerde bulduk değil mi? Hayal edemeyeceğimiz şeyler oldu. Kendimize belki de çok biçmediğimiz durumlar yaşadık. Böyle güçleri de var tabii doğanın. Yani ben mesela hiç aklımda yoktu. Şey sırasında yazdıktan sonra ve yazma sürecinde Türkiye'deki gölleri dolaştım. Çünkü zamansız bir gölde geçiyor. Gölün içinde ve gölün kenarında. Gitmediğim ve fırsat buldukça gitmediğim, görmediğim bütün gölleri dolaştım. Hala gölleri dolaşmak istiyorum. Bir listem var. Bir bölgeye gittiğimde mutlaka göllere gidiyorum.
Sonra neden göl diye düşündüm. Göl tabii bize belki denizler çok ürkütücü, okyanusları açılıyorlar ve büyüklük olarak insanı aşıyor ama göl sanki göl daha içinde var olabileceğimiz, daha küçük, daha yani böyle bir ana rahmine benzeyen bir şey gibi. Hayat var ama sınırları belli. Ve hepimizin çocukluğunda bir göl var, bir gölet var filan. Yani böyle çocuklukla da çok birleşen bir yanı var. Göl daha... Akademide de gölet var. Evet, bizim akademide de, bahçede de bir göl var. Ama sonra keşfettim bunu. Annemin çocukluğunda bir göl var ve annemin anlattığı balıklı göl hikayesi var. Annem Urfa'da geçirmiş çocukluğunu. Bunu sonra kitabı yazdıktan sonra, tabii bizde iz bırakan şeyler, anılar, hatıralar. Sonra gölleri hep dolaştım. Hala dolaşıyorum gölleri. Yani yazma sürecinde insan hem kendi geçmişinden, çocukluğundan birçok şeyi tekrar yeniden hatırlıyor ve yeniden canlandırıyor. Yeniden oraya dönüyor. Belki şey, çocuklukta çünkü önümüzde çok zaman var ve tekrar onu arzuluyor. Ömür kısaldıkça, insan yaşlandıkça, hani çocuklaşıyor ya, belki biraz böyle bir yanı da var. Galiba pandemide şöyle bir hal var. Ben bir söyleşi yapmışlardı. Orada bana da sorduklarında pandemide nasıl tanımlıyorsun gibi bir şeydi sanırım. Ben şöyle demiştim. Zamanın kendisi Alzheimer oldu demiştim. Şimdi bizi böyle ters yüz eden o beklenmedik şeyler biraz sanki böyle gelişti. Ben şimdi sen anlatırken hatırladım Latife, çok enteresan. Galiba Unutma Bahçesi'ni yazdığın sıradaydı. Le Lac diye, gölün Fransızca karşılığı Le Lac. Ama biraz sözcüklerin bilinçaltı gibi. Neden Fransızlar böyle söylüyor, İngilizler İngilizce'de böyle deniyor gibi bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Aslında bilinçaltımızda tam da şairin çalışması gibi. Belki o göl çalışması işte sende yıllarca hep sürüyordu ve orada bir zemin oldu kitapta, değil mi? Yani çocukluğumuzda hepimizin bir gölü vardır herhalde. Şimdi konuşsak mutlaka işte köyün yanında, kasabanın yakınında bir yerlerde göl var. Tabii denizle karşılaşmak biraz göz bebeği gibi. Göz bebeği gibi. Belki de hani gözün alabildiği bir mekansallık, değil mi? O mekanı sunuyor. Evet, yani daha insanın baş edebileceği bir büyüklüğü ya da bir su kütlesi. Yani denizler ve okyanuslar çok ürkütücü ve çok büyük. Bizi aşıyor yani oradaki dalgalar. Ve sanki böyle sessizliği de kabul ediyor. Evet. Kucaklıyor gibi de. Çok da hadi göle gidelim. Evet, hep beraber göle gidelim. Şimdi hemen Muinar'a bağlanalım. Çok da fazla uzatmadan sizden soruları alalım istiyoruz. Muinar'da Latife çok enteresan bir şey yaptı. Bilenler vardır mutlaka aranızda. Ben de buna tanığım. Tam da böyle benim şimdiki yaşlarımda falandı Latife. Belki birkaç yaş küçük olabilir ya da büyük. Şimdi hatırlamıyorum, yıllara bakarız ama ben şu an 51 yaşındayım. Latife de Muinar'ı yazarken bu çılgınlık diyordum ben. Yani niye sen 1000 yaşında bir koca karı olasın? Hani kimsenin yaşlanmak istemediği bir zamanda Latife illa yaşlanacağım diye bir ısrarla gerçekten tutturdu. Ben de herhalde vazgeçecek bu kitabı yazmaktan diyordum ama ısrarla da yazdı. Hiçbir önemi yoktu orada. Ben yapma Latife, niye yaşlanıyorsun vesaire diye. Tabii ki iyi yazar söz dinlemiyor yani. Ben de söz dinlememeye çalışıyorum. Yaramaz olmak zorunda yani iyi bir yazar. İyi ki yazdın Latife'cim. Şimdi ben o kitabı tekrar okuyacağım. Ama şöyle bir şey var. Ben bir yazı yazdım. O zaman dedim ki tersine estetik. Bunu bulunca çok rahatladım. Herkes gençleşmeye çalışıyor. Botokslar falan kırla gidiyor. Ama Latife kendini yaşlandırıyor. Şimdi bunu bize biraz anlatır mısın? O nasıl yazarken bir içgüdüydü? Nasıl bir, belki de yaşlılığı ters yüz etmek gibi bir operasyon muydu? Nasıldı? Muinar'ın böyle kısaca bilmeyenler için hikayesini anlatayım. Muinar bir koca karı ama 10.000-20.000 yaşında. Ölmeye yüz tutmuş, kadınların içinde uyanıyor. Çok eski bir ruh aslında. Ve o kadınları yaşlılığa hazırlıyor.
Ölünceye kadar o içine girdiği kadının bedeninde kalıyor ama sesini alıyor ve onunla konuşuyor arada. Sonra o kadın ölünce başka bir kadının ama yine şey yaşlanmaya yüz tutmuş, menopoz öncesi diyelim ki, ölümüne kadar o kadın içinde kalıyor. Son yüzyılda bir kadın ruhu aslında, kadim bir kadın ruhu son yüzyılda da bu ülkedeki kadınların içinde uyanıyor ve biraz sıkılmış bu ülkedeki durumlardan da. Buradan da gitmek istiyor, başka bir ülkedeki bir kadın içinde uyanmak istiyor. Aslında bir koca karı hikayesi. Bu yaşlanma sürecinde tabii ki kadınlar çok erken yaşlandırılıyorlar, biliyorsun artık 30 yaş, bizim kuşaklarda öyleydi, 30 yaşındaki kız arkadaşlarımıza erkekler ihtiyarlamış muamelesi yaparlardı. Böyle çok erken yaşlandırılıyor kadınlar ve kendilerinde de böyle bir korku var, yaşlanma korkusu. Ben de kendimi bir an önce yaşlandırayım, bir koca karı kitabı yazacağım dedim ve ben aslında şuna inanıyorum. Ya hepimiz dünyadaki ilk insanla aynı yaştayız aslında ve aynı şeyi taşıyoruz diye düşünüyorum. Tabii ki dünya yüzünde sonsuz çeşitli şeyler, olaylar oluyor. Bambaşka çağlar gelip gidiyor ama biz çok eski çağlarda yazılmış eski metinleri de okuyoruz ve anlayabiliyorsak demek ki insan aslında çok da niteliksel bir sıçrama yaşamadı. Anlayabiliyorsak o duygular bize yabancı gelmiyorsa tanıyoruz o bilmem kaç bin yıl önce yaşamış insanla aramızda bir duygu bağı oluşabiliyor. Hikayeyi okuyabiliyoruz. O nedenle aslında hepimiz dünyadaki ilk insanla, o ilk canlılarla aynı yaştayız aslında. Aynı duyguları taşıyoruz. Bu tabii benim insan olarak da merak ettiğim şeyler bir yandan da. Yani bu aslında müthiş bir sıçrama değil mi Latife? Yani bizde müthiş bir olanak var. Elimizdeki yazı olduğu sürece sonsuzca geleceğe doğru da sıçrama yaşayabiliriz. Geçmişe doğru da, ortada da buluşabiliriz. Böyle de bir yani şey. Yani işte Muynar aracılığıyla, Muynar tabii ki 10.000 yaşında ve Muynar çok eski hikayeler de anlatıyor. Eskiden içinde uyandığı kadınları da anlatıyor. Yeni bir genç bugünden işte benim içimde uyanıyor ve sesimi alıyor ve bana da hikayeler anlatıyor. Aslında geriye doğru baktığımızda birbirimize benziyoruz ve şöyle bir şey söylüyor Muynar. Aslında biz kadınlar zannediyoruz ki biz bir kadın halkasının geriye doğru devamıyız. Erkekler de bir erkek halkasının devam olduklarını zannediyorlar. Oysa öyle değil yani. Biz kadın ve erkekten yapılmayız. Yani geriye doğru hem babalarımızdan hem annelerimizden birçok özellik alıyoruz aslında. Böyle karma şey, kokteyliz aslında diyor. Şimdi bu da bir duyuş de değil mi? Bir kokteyliz aslında. İçimizde hem erkeklerden, kendi soyumuzdaki erkeklerden aldığımız özellikler, hem kadınlardan aldığımız özellikler var. O yüzden bir kokteyliz aslında yani. Yani hepimiz erkekten ve kadından yapılmayız. Tam da şimdi toplumsal cinsiyet konuşulur halde ve gençler bu konularda son derece duyarlı. Ve o dönemlerde bunlar konuşulmazdı fazla. Tabii o, yani o yazma sürecinde çok önemli. Tabii ben de çok şey öğreniyorum çünkü bir yandan da İşte geçmiş dönemdeki o kitabı yazarken gerçekten çok eski metinler okudum. Çok farklı şeyleri merak edip araştırdım. Hem benim için de dönüştürücü ve geliştirici bir süreç. Zevkli bir yazma süreciydi. Sonra işte 10.000 yaşına geldim. Gerçekten yüzüm falan da böyle çok başka bir ifade gelmişti suratıma. Sonra hafifledim birdenbire. Yani o kadar da ihtiyarlamadım aslında Muynar'ı yazdıktan sonra. O sayede gençleşmiş de olabilirsin evet, tabii. Atladım yani şey, o yaşlanma sürecinde zorlu bir şeydi ama göze aldım yani 10.000 yaşına gelmeyi göze alarak o süreci bir biçimde yazarak. Yani buradan bir ders çıkarabiliriz benim yaşlarımda olanlar özellikle. Çünkü önce böyle bir inatla kendimize bir çekersek yaşlılığı sonra kurtarıyoruz gördüğünüz gibi. Ama sonra bir erotik metin yazdım işte Zamansız gibi. Yani Zamansız'da da çok genç bir metin. Belki
Muinar'ı yazmamış olsaydım, o kadar kendimi 10.000 yaşında yaşlandırmasaydım, o çağdaki kadınların, erkeklerin dünyasına girmeseydim, belki de zamansızı o hafiflikte yazamayacaktım belki de. Yani biraz da kitaplar birbirini doğuruyor. Bu çok önemli değil mi Latife? Yani biz fark etmiyoruz yazarken, tanım koymuyoruz ama o yolunu buluyor. Yani hep bir akış var. Şimdi hemen Latife'ye şunu soracağım. Bir anda iki kitap yazdığı bir dönem oldu işte, Sürüklenme ve Man ve City. Önce ben çok şaşırdım. Sonra biz böyle biraz konuşulamayan şeyleri de konuşmaya çalışırız Latife'yle ve bir yolunu buluyoruz bunun. Bazen sessiz de konuşabildiğimizi ben düşünüyorum. Çok büyüleyici geliyor bana. Böyle ondan mesaj almışım gibi hissettiğim zamanlar oluyor. Bir anda böyle geçenlerde şeyi ben de bedenimde hissettim. Evet dedim. İnsan bir anda iki kitap yazabilir. Halbuki Latife ilk bu iki kitabı aynı anda yazmaya başladığında bu bana çok zor gözükmüştü. Ben farklı türlerde yazıyorum ama hiç iki roman bir arada yazılabilir fikrine alışamamıştım, kendime uyarlayamamıştım diyeyim. Ama bir anda geçenlerde o zihnimde çaktı. Evet, bu mümkün. Çünkü orada müthiş bir enerji var ve bazen yolunda... İşte Torosları da, Hikleri de gören bir böyle dağ köyünde büyüdüm. Çok etkileyici bir köydü. Bütün manzarasıyla, genişlik hissiyle. O şey, yani doğanın öyle kendini güçlü hissettirdiği bir şey, bir çocukluk hissi. Daha öncesinde gerçekten yazamam diye düşünüyordum ben. Yani bir şeye çok yoğunlaşıyorum ve onu yazıyorum. Bu kendiliğinden oldu daha sonrasında. İşte böyle bir yandan kavramlar üstüne düşünüyorum, bir yandan doğa üstüne düşünüyorum. Onun öncesinde Ormanda Ölüm Yokmuşu yazmıştım ama böyle aynı anda iki kitabı çalışmak, öyle bir enerjim yoktu. Yani Sürüklenme üstüne çalışıyordum, yani onun üstüne düşünüyordum daha çok. Ama Soma oldu, biliyorsunuz Soma hepimiz için böyle sarsıcı bir deneyim. Yani Soma'yla karşılaşmak, burada böyle şehrin içinde kendimizi, kendi hayatlarımıza kaptırmış yaşarken birdenbire Soma hepimizi sarstı. Yani orada olan şey, bakışımız o tarafa döndü, ne oluyor ülkede diye. Çünkü bir döneminde İstanbul'un içindeydi sanayi işçileri ama bir noktadan sonra gittiler ve nereye gittiler bilmiyorum. Görünmez hale gelmişlerdi. Ancak hani böyle toplu ölümler olduğunda görünür durumdalardı. Ve epeydir de haber alamıyorduk yani sanayi işçileri nerede, aslında şurada İzmit'telerdi, Kocaeli'nde, şurada, burada, sanayi bölgelerinde. Soma'daki şey beni çok sarstı ve ben yoksullar hakkında yazarak başladım yazmaya. Tabii daha sonra işte doğa mesele ettiğim şeylerden birisi oldu. Yani daha doğrusu insanın ötekileştirdiği diğer varlıklar. Yani hayvanlar, ağaçlar, işte su, balıklar, neyse işte böyle diğer canlılar. Yani bizim kendimizi üstün gördüğümüz, onlardan üstün görüp ötekileştirdiğimiz canlı, cansız bütün varlıkları mesele etmeye başlamıştım. O süreçte Soma, evet işte yoksullar nerede diye arayıp sorduğum bir anda Soma ortaya çıktı ve ben ya şunu düşündüm, ya yoksullar hakkında bir şey yazmayacaksam devam etmeyeceğim ve o nedenle gidip hem şeyi yazdım, Sürüklenmeyi, yani iki kitap bir arada yazılır mı, hem de bir belgesel çalışma gibiydi o dönemde. Evet, hem de Sürüklenmeyi, ikisini bir arada yazdım. Orada yani da son sırada. Derece bedensel, yani hatta o bölgelere gidip o kişilerle tanışarak ve iz sürerek. Evet, yani fabrika bölgelerine gittim. Sonra ne oluyor? İşte yoksullar neredeler? İşçiler nereye gittiler? Nasıl yaşıyorlar? Biraz onların arasına girerek, notlar alarak hem şeyi yazdım, biliyorsun. Hem Sürüklenmeyi hem Man ve City'i yazdım. Şimdi bize yani ayrılan... Yazılabiliyormuş iki kitap da arada. Ben de yazamayacağım zannediyordum ama orada yazdım.
müthiş bir şey. Bize ayrılan süre azalıyormuş. Evet, o nedenle lütfen sorularınızı alalım. Buyurunuz. Buyurunuz. Şey yapalım. Galiba mikrofon verebilir misiniz acaba? Evet. Öncelikle Latife Hanım'a bütün sevgilerimi ve saygılarımı bütün kız çocukları adına getiriyorum. Başta Dirmit'le başlayan bir hikayemiz var. Ben de edebiyat öğretmeniyim. Öğrencilerim de sizin eserlerinizden çok etkileniyor. Ben de bir kız çocuğu olarak çok etkilenmiştim ve hayatımda gerçekten başka başka kapılar açan eserleriniz var. Tabii ki siz iki kitabı aynı anda yazabilirsiniz. Çünkü bence siz bu dünyaya bambaşka bir büyüleyici bir yetenekle falan gönderildiğinizi düşünüyorum. Ama iki şeyi merak ediyorum aslında. Bir tanesi böyle bu yazma süreçlerinde yazarken hani o kapandığınız süreçlerde acaba hiç şöyle hissettiğiniz zamanlar oldu mu? Yani işte hayır artık yazamayacağım yani bitti cümlelerim benim. Eğer böyle bir hissettiğiniz zaman olduysa buradan nasıl çıktınız? Ben de şu anda senaryo yazmaya çalışan bir insan olarak ve bazen kendimi inanılmaz yeteneksiz bulan birisi olarak merak ediyorum. İkincisi de zamansız çok başka bir deneyimdi gerçekten. Yani türler üstü gibiydi. Yani seneler önce sizin yine bir söyleşinizi dinlemiştim ve şey demiştiniz. Keşke kitaplarım kalsa ve benim adım silinse. Hani sadece eserlerim kalsa. Gerçekten sanki böyle kendinizi de silmek istiyorsunuz, türleri de silmek istiyorsunuz. Bambaşka, yepyeni, türler üstü bir şeydi. Çok güzel ve farklı bir deneyimdi. Bunu acaba hani bilinçli bir şekilde, evet hani yazmayı bilinçli bir şekilde yapmadığınızı söylediniz ama ya bu sefer de yeni bir şey yazayım diyerek mi yazmak istediniz? Yoksa yani çok başka bir şeydi. Hani kitabın bir yerinde de diyorsunuz ya insanın kendi içinden türlü çeşit kendisi fışkırıyor. Gerçekten sizin içinizden de her kitapta başka başka bir şeyler fışkırıyor ve fışkıran her şey bizi inanılmaz yeşertiyor. Çok teşekkür ediyorum size. Bu kadar. Ben teşekkür ederim bu güzel cümleler için. Evet, benim de gerçekten artık yazamayacağım herhalde dediğim, ileri gidemediğim zamanlar oluyor, kilitlendiğim. İlk yıllarda paniğe kapılırdım artık yazamayacak mıyım diye. Çok böyle mutsuzluk çökerdi üstüme, sanki ilerleyemiyorum. Elimde yazılmış bir bölüm var ama o devam edemeyeceğim gibi. Korkuya kapılırdım, kalbim sıkışırdı. Ama zamanla alıştım ki evet, insan bence böyle bir canlı. Arada kilitlenebilir. Bu gündelik hayatımızda da böyle. Her zaman kendimizi akışkan hissetmeyebiliyoruz. Bir rüya görüyoruz ve kilitlenebiliyoruz. Hatta sebepsiz yere de olabilir bu. Daha doğrusu bir sebebi vardır da biz belki onu adını koyamayız. Yazarken de böyle şeyler olabiliyor ama insan yazdıkça öğreniyor ki kendiliğinden çözülecek. Yani o zaman dikkati başka yere vermek, yani gidip yürümek, biraz bırakmak, paniğe kapılmamak, kendiliğinden bence zihin tekrar onu ele alacak ve tekrar onu çözmeye çalışacak, ilerlemeye çalışacak, çözecek diye düşünüyorum. Paniğe kapılmamak lazım. Kendinizi rahat bırakın, yürüyün ve bekleyin. O size geri dönecek diye düşünüyorum. O sizsiniz çünkü. O öyle kilitlendiği gibi kalmıyor. Sonra bunu deneyimle insan yavaş yavaş yazmaya devam ettikçe öğreniyor ve paniklememeyi de öğreniyor. Mutlaka çözülecektir diye düşünüyorum. Evet, konuşurken öbür soruyu birazcık unuttum. Zamansız, evet. Yani şöyle düşünüyordum. Belki sevgili Arzu Ölüm'ü daha önce söylediğim gibi çok benzersiz bir yazma deneyimi benim için. İşte oradaki masa örtüsüyle dolaştım ben hep, İlham hep öyle yazsın diye. Benim açımdan da evet, büyüleyici bir yazma süreciydi. Hep öyle yazmak istedim. Benim hevesim, bütün kitaplarımı öyle büyülenerek yazayım. Hep öyle bir taşkınlıkla yazayım. Biraz o heves, o ilk deneyimin öyle yaşanmış olmasının getirdiği bir şey. Bütün kitaplarımı aslında öyle yazdım. Yani sonsuz hayal ederim, yazacağım şeye dönüşürüm derim ben. Sonuna kadar, içimden taşıncaya kadar hayal ediyorum ve o kendiliğinden ona dönüşüyor. Yazacağım şeye dönüşüyorum neredeyse.
O yüzden ilk hazırlık dönemi biraz uzun. Ama yazmaya başladıktan sonra gerçekten artık ona dönüşmüş olduğum için yazacağım şeye daha büyülü ve daha şey. Sevgili Arsölüm bittiği zaman ayağımın üstüne basamıyordum. Yani o kadar bir hayale dönüşmüş gibiydim. Hemen hemen bütün kitaplarım da öyledir. Yani kendimi böyle o kitaba verip ayağımın üstüne basamayacak kadar böyle incelmiş bir hayale dönüşmüş olarak buluyorum kendimi. İyi ki de öyle. Ama biraz zorlu bir yazma süreci. Hani böyle planlayarak yazan yazarlar var. Hani bugün 3 sayfa yazacağım, 2 sayfa yazıp yarın 2 sayfa daha yazacağım gibi. Biraz öyle değil benimki. Yani yazacağım şeye dönüşerek yazdığım için bilir çocuklar da, Pelin'in de bildiği bir şey. Yani benim çocuklarım da bilir. Yakınımdaki arkadaşlarım da deneyimlemiştir. Biraz böyle avare gezerim yani kitap bitinceye kadar. Zayıflarım, sayıklarım. Kitabın kendisine dönüşmüş oluyorum. Böyle bir yazma süreci. Bu bence Sevgili Arsız Ölümü yazma deneyiminin bana kazandırdığı bir şey gibi. Bir hal yani. Evet. Teşekkür ederim. Evet, başka sorular var zannediyorum. Mikrofon. İyi günler diliyorum. Teşekkür size ederim. Bir minnet borcum var. Ben Pelin Özer'in annesiyim. Yaptıklarınızdan dolayı. Yani o kadar çok şey söylemek istiyorum ki kelimeler yetmez. Buradaki insanların sabrı da yetmez. Yani eline kalem veren yazar ancak siz olabilirsiniz. Sevgilerimi yolluyorum. Lütfen kabul çok, edin. Çok teşekkür ederim. Çok ben seviyorum. Benim kadar seviyorum sizleri. Çok İyi teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Ben de size teşekkür etmek istiyorum. Bana Pelin gibi bir kız kardeş verdiğiniz için. O da benim yazar kız kardeşim ve kalplerimiz bir. Birlikte çok zaman geçirdik. Çok güzel bir kitap yazdı benimle ilgili. O da beni onurlandırdı. İyi ki var. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Ben de edebiyat öğretmenimiz gibi hissediyorum. Cümlelerimin bittiği bir noktadayım şu aralar. O yüzden elime neden mikrofon aldığımı da bilmiyorum. Korkuyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum bize kattıklarınız için. Dirmit'le başlayan bu yolculukta içimizde kimi zaman boşluklar açıp sonra onları bir şekilde doldurmayı sağladığınız için. Ben de şu anda bir kitap yazdım, bitti. Çok yeni. Ne son güzel. Dönemlerinde Pelin'le birlikte de çalıştık. Güzel bir deneyimdi. Ben hep şey bedenle ilgili noktalara çok takıldım hani konuşurken de. Bazen iyi gibi gözüküyor, yani iyileşmek gibi gözüküyor bedeni dinlemek. Benim yolculuğumda hiç öyle olmadı ve bunu da çok merak ediyorum, herkes nasıl yaşıyor diye. Ben yazarken çok uzun sürdü bu ilk kitap meselesi. Aslında böyle çok şey bir kitap da değildi hani derinlikli, böyle aşk meşk, gençlik öyle bir kitaptı aslında. Ama yine de o yolculuk çok zor oldu. İşte o enerjiyi atmak için kimi zaman koştum, kendimi sakatladım, dizliğim, kalça kasım falan böyle. Beden beni çok yordu bu noktada. Acaba hep böyle mi oluyor, hep bir acı var mı bu işin içinde, yoksa gerçekten o iyileşmek de günün sonunda mümkün mü, merak ediyorum. Tabii yani hepimizin yazma süreci, yazma deneyimi birbirine benziyor mu, benzeyecek mi bilmiyorum ama evet bir biçimde bedenin bir biçimde bir yere yerleşmesi gerekiyor yazı yazmak için. Ben aslında kendimi çok fazla unutuyorum. Yani böyle bir anım var. Çocuklar olduğu için, yani çocuklar da uyuduğu için sigara da içiyordum çok fazla. Çocuklar uyuyunca, kızım uyuyunca yan odaya geçiyorum sigaradan rahatsız olmasın diye. Yan odada kendimi unutarak çalışıyorum gece sessizliğinde. Çocuklar uyuduktan sonra işte gecenin bir yarısına kadar çalışıyorum. Bir gün dalmışım çalışıyorum ve
biri sesleniyor bana. Yani Latife dediğini duyuyorum birinin ve bir fısıltı halinde. Ama bu normal bir insan sesi değil gibi yani. Sanki böyle hani ölmüş annem sesleniyor gibi ama tam değil. Sesi duyuyorum. Öyle bir tepki verdim ki yani başımı kaldırsam sanki hiçbir şeyle karşılaşacağım. Hemen kalemi elimden bıraktım. Işığı kapadım. Yan odada kızım yatıyor. Çok hızlı kızımın yanına gittim, kapıyı kapadım ve kızıma sarıldım ve karanlıkta uyumaya çalıştım. Çeşitli biçimlerde o sessizlik, yapayalnız dünyadan uzaklaşmak, sözcüklerin dünyasına girmek, imgelerin, zihnin yoğunlaşması, bedenin bir kenarda unutulması, gece sessizliği, belki de bütün rüya zamanına geçmek, belki de bütün diğer varlıklarla bir ortak duygu oluşturmak, bizi bambaşka bir yere taşıyabiliyor. Bu tabii çok deneyimlediğimiz bir şey değil. Orada nasıl var olunacağını bilmiyoruz. Sanki bir rüyanın içinde hareket etmek gibi. Biraz da ürkütücü. Hani başımı kaldırsam, bir şeyle karşılaşsam belki de bambaşka bir evrene geçeceğim. Sanki böyle paralel evrenler varmış gibi korkuyla geri kaçtım oradan. Böyle yazarken böylesi sınırlara da gidip gelebiliyoruz. Yani zihni zorladığımız için, hayallerimizi, anılarımızı zorladığımız için, sözcükler üstüne hiç daha önce düşünmediğimiz biçimde düşündüğümüz için de evet böyle çeşitli hallere girip çıkabiliriz. Ama yeter ki dünyanın yolunu, evin yolunu iyi bulalım, kaybetmeyelim. Kaybetmemek, uzaklara gitmemek lazım. Çünkü yazı yazmak da yani şöyle zorlu bir şey. Çünkü hep söylerim harfler ağaçlarda asılı değil. Yani insan seslerin soyutlaması gibi yani tamamen o adlandırmalar, harfler, harfleri yan yana getirerek oluşturduğumuz dünya, o anlamlar dünyası aslında insanın bir soyutlaması ve onların birebir karşılıkları gündelik hayatta olmayabilir de bizi gündelik hayattan, ayağımızı bastığımız düzlemden çok zihinsel bir düzleme çeken bir çaba. Yani öyle bir çabanın içindeyiz. O yüzden bir elimizi sağlam bir yere tutunarak çalışmakta, yazmakta fayda var. Birbirimize de tutunabiliriz tabii. Birimiz uçarken birimiz birimizin eteğinden yapışabilir. Böyle dostluklar da gerekiyor. İşte biz öyle iki dostuz. Bunu yaşadık gerçekten. Ben hatırlıyorum Latife beni arardı. Artık gün kararmaya başlamış. Ben sahildeyim ama her yerde çalışıyorum zaten. Pelin hemen gelmen lazım. Sigaram bitti derdi. Sigaradan önce dünyaya geri dönerdim. Evet, işte böyle. Evet. Estağfurullah. Yani keşke sizler de daha çok konuşsanız ve hepinizin sesini ben de duyabilsem. Umarım başka yerlerde yine karşılaşırız. Daha uzun uzun konuşma fırsatı buluruz. Ben de sizi dinleme fırsatı bulurum. Bir de kitap imzalayacağız. Biraz onun için de zannediyorum acele ediyor arkadaşlarımız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.